Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir tülbent göstereceğim. Bakın gri zemin üzerine böyle mor ve pembe çiçekleri olan bir tülbent. Şöyle bakın ara kısımlarında da beyazları var. Hem mürdümün hem de pembenin içinde. Şöyle çok güzel gül deseni olan bir tülbent. içine tabi koyu, koyu renkte grimiz de var. Böyle. Buna uygun size bir şöyle hep kolay ve güzel modelleri sevdiğiniz için ben de bakın bu şekilde size şöyle tülbentimin içinde olan renklerden mürdüm ve beyazdan kalpli fıstık modeli hazırladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Ortadaki dalımıza bir tane fıstık kenarlarına da bu şekilde e, kalp şeklinde alacak şekilde kirpikler hazırladım. İsmini de kalpli fıstıklar koydum. Kolay kalpli fıstıklar. Evet modelimiz bu arkadaşlar. İçinde olan renklerden mürdüm ve beyazdan yaptım. Şimdi sizle de pembe rengini yaparak modelimizin nasıl olduğunu anlaşılsın. Evet modelimizin yapılışına başlayalım. Tülbentimin kenarını bu şekilde ikişer zincir çekerek tığlamalarını hazırladım. Tığlama işlemini soran arkadaşlar 696 nolu videomdan tülbet kenarı tığlama Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazarak YouTube kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. 696. videomda mevcut tığlama işlemi hem püf noktaları hem kolay yapımı nasıl oluyor? 696. videodan izleyebilirsiniz. Evet. Şöyle iki tane çiçeğimin arasına 12 tane bu şekilde kirpikli trabzan yaptım. Benimki model amaçlı arkadaşlar bunu 15 veya zevkiniz ne kadar isterseniz o kadar bu kirpikli trabzanları bırakabilirsiniz. Evet daha önce 10 tane sizler için hazırladım. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar şöyle zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battıma girip şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir Atıyorum buraya 4 zincirim. Bir tane kirpik oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım buraya. Evet 12 tane demiştim. iki tanesini de sizde yaptık. 10 tanesini daha önce yaptım. Şimdi buraya bir zincir bir tane boş trabzan. Bir zincir bir defa dolayıp şöyle ikinci trabzana kirpik yapacağım yaprağımın altındaki boşluk kısmında kirpik görününce daha güzel duruyor gibi sanki arkadaşlar boş durmaksındansa böyle kirpikli trabzan durması hoş oluyor Evet kenarında boş trabzanlar onları yuva olarak kullanacağım şöyle 10 zincir çekiyorum Pardon arkadaşlar 8 zincir çekiyorum şöyle ters tarafına çevirdim 8 zincirimi bu boş olan ilk trabzanın şöyle tepe noktasına kapatıyorum 2 tane zincir çekiyorum düz tarafına döndüm bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 şimdi arkadaşlar dördüncü trabzanı da aynı üçüncü trabzanı nasıl yaptıysam o şekil 2 2 alarak 3 seferde çıktım. 2 defa doluyorum. 5. trabzanı şöyle 1 2 2 ve 2 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum bu şekilde. Geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 4 ve 5. Altıncı sık iğnemi bu şekilde yuvada yapıyorum. Kapatıyorum. Bakın, yaprağımız hazır. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle 10 zincirimi kapattım buraya. Şimdi 1, 2 zincir. Sağdaki yaprağın birebir aynısını bu tarafa da yapıyorum. 2 ve 2. 2 tane tırabzan. 2 defa doluyorum, yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 3. tırabzan. 2 defa tığımı doluyorum, yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1 2 2 ve 2. Bakın 5. tırabzan. 4 çekiyorum kapattım kirpik olarak geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 6. da bu şekilde buraya sabitledim bakın Evet bu kadar arkadaşlar yaprak kısmının yapılışı yaptığım bu 8 zincirin üzerine bu şekilde yaprakları hazırladım şimdi geri ara suyuna ilk başladığımız ara suyuna geçişimi yapıyorum bir defa tığımı doladım hemen yandaki boş olan tığ battıya 2 2 alarak trabzanımı yaptım şöyle 4 zincirimi kapatıyorum. bir zincir bir defa doluyorum 2 ve 2 bu şekilde 12 tane trabzan yapacağız ben örnek amaçlı olduğu için 12. Siz istediğiniz kadar arkadaşlar gözünüze ne kadar ara vermek güzel geliyorsa o kadar bu kirpikli trabzanları yapabilirsiniz. Evet şöyle aynı işlem arkadaşlar 2 2 alarak trabzanımı yapıp şöyle 4 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Bir zincir ara mesafesi bir defa dolayıp şöyle 2 ve 2. Bakın bu şekilde sizle 4 tane yaptım. 12'ye tamamlayıp sonra bu fıstıklı kalbi yapılışında buluşalım. Evet, şimdi sıra geldi fıstığımızın yapılışına. Ortaya yapmış olduğumuz bu dalımızın içine şöyle sık iğne ile ipimizi sabitleyerek fıstığımızın yapılışına başlayacağız. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çekip hafif ipimi uzatıyorum. Şöyle altından girip zincirin üzerinde bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. 2 Şöyle zincirimi çekiyor. İpimi uzatıyorum. 3 4 Yavaş göstermeye çalışacağım. 5 6 7 8 9 10 11 bu fıstık yaptıkça ilerleyen bir şey arkadaşlar yaptıkça eliniz alışacak az biraz yapmasanız bile unutuluyor 14 15 şöyle 16 ve 17 toplamda 17 tane Çünkü bunları 8 8 ayırıp ortadaki dokuzuncuya ilmeğe girmeyi düşünüyorum şimdi bunların hepsini bir bu şekilde bakın topluyorum şöyle ilmeğin hepsinin içinden geçtim bakın bu şekilde bir ilmeği tuttum şimdi bu yeşil dalın da içine girip kapatmıyorum bu şekilde kapatıyorum bakın buradan ilmeğimi zincir çektim veya sık iğne yaptım sonra tığımdakini bu şekilde kapattım hemen yanına bir tane sık iğne yapacağım şöyle yeşil dalın içine bakın bu bir sık iğne. Önemli arkadaşlar zincir çekmeden önce böyle zincirle fıstığımın mesafesini belirliyor. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle fıstığımızı da artık düzeltebiliriz. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın demin demiştim. Şöyle göz kararı da ortalayabilirsiniz. Veyahut da 8 bir tarafı 8 bir tarafı Ortadaki dokuzuncu ilmeğin içine de girebilirsiniz. Bakın şöyle tam ortasına şu tepe noktasının yerinden geçip şöyle göstereyim. ilmeği ön taraftan arka tarafa çıkarıyoruz. tığıma tekrar takayım. Şuradan girince şöyle kıvırarak buraya alıyoruz. 10 zincirimi kapattım tam orta noktasına. 10 zincir 7 8 9 ve 10. Buraya yeşil yuvanın içine giriyorum. 10 zincirimi sabitledim buraya. Dibine bir tane daha şöyle sık iğne yapıyorum. Mesafem olsun diye. Bu sık iğne önemli. Yine dibine bir zincir çekip şöyle düz tarafına döndüm bakın bir zincirimle dönüp bir zincirimi çekmiş olduğum bu yuvanın içine sık iğne ile sabitledim iki zincir çekiyorum bir tane kirpik iki zincir şöyle bu ıı, kirpik içinde ipinizi güzel esnetirseniz kirpikleriniz zarif durur arkadaşlar şöyle 3 4 5 şekil oluyor. 6 7 Saymamın sebebi arkadaşlar simetrik durmasını sağlıyorum. Şöyle 10 zincire 9 tane kirpik tam oluyor. Bakın 9. kirpiğimi yaptım. Diğer 10 zincirimin içine de sık iğne ile geçiyorum. 2 zincirimi çekip dibine kapatıyorum iki zincir şöyle dipten dipten yapıyorum ki rahat bir şekilde kirpiklerim sığsın şöyle 3 2 zincir 4 şöyle 5 6 şöyle sıkı sıkı yapıyorum 2 zincir 7 8 ve 9 yine arkadaşlar yeşil yuvanın da içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle makasını yine uzağa bırakmışım ipimi koparıp böyle arkadaşlar Bakın kalıp gibi de oldu. O kadar sağa sola yatırmama rağmen bozulmadı. Evet şu ipleri hemen yakıp temizleyip geleyim. Modelimin bitmiş hali bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Hemen fıstığın üzerine böyle 10 zincirin üzerine 9 tane kirpik yaparak başlıyoruz. Şöyle ara mesafesi de bu şekilde 12 tane. İlk başta galiba 10 bırakmışım arkadaşlar bu mesafeyi. Sonra on, 12 olduğunu Akşamdan hazırlıyorum bazen modellerim bu şekilde. Dikkatimden kaçmış. Evet. Daha önce hazırladığımın e, çimen ara mesafesi 10. Diğeri 12 olmuş arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Çok tatlı oldular. Çok da güzel duruyorlar arkadaşlar. Şöyle bir de tersinden bakıtayım. Gerçekten çok güzel ve kolay. Böyle çıtı çimlerin üzerinde koştuk. tekrar baktayım Evet arkadaşlar yapımı kolay çıtı bir model daha sizlerle oldu buluşturdum bu şekilde modeli evet. yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin şöyle tülbentimi alayım bir de şöyle beyaz zemin üzerinde bakın arkadaşlar şöyle hepsini sığdıramasam iki tanesini tutayım şöyle uzaktan da üçünü bir tutmaya çalışayım arkadaşlar çok hoş oldu gerçekten çok güzel oldu ütülesem aslında daha bir şöyle yapışık tiril tiril duracağına eminim modelimin evet arkadaşlar modelim bu şekilde sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle. Hoşçakalın.